Efendim, merhabalar arkadaşlar. Tekrar merhabalar, devam ediyoruz. İşlem yapıyordum demin ya. Bir saniye, matematik hocasıyla bir soru tartışıyorduk. Adam o soruyu sordu, ben de onunla tartışıyordum. İstatistiklerinden bir şey vardı da, o öyle kaldı yani. Evet, yeni üniteye geçiyoruz artık. Ölçmede hata dedik. Neyi açıklamak yazmışsınız, gördüm şimdi bu adam nerede falan filan diye ona. Ona yani. Tamam. Bağal hocam. Neden biliyor musun? KPSS'de hani öğrencilerin sınav puanlarını belirlerken grubun standart sapmasını ekliyorduk ya. Standart sapma da gruba bağlı olarak bir hesaptı ya. Hani benim aslında aldığım puan da sizin de işiniz var. Yani sizin de elde edilen sapmadan bir veri sağlanıyor. Bu nedenle de gruba bağlı bir durum olduğu için bağlı yani. Yok yok, önemli değil sayın hocam. Olur böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Yani ama ilk dediğim gibi ilk defa böyle bir eleştiri almıştım. Yani onun dışında böyle bir eleştiri almadığım için garip geldi. Yoksa hani mesela çok yüksek sesle bağırıyorsun, çağırıyorsun diyen çok duydum. Ama hani böyle bir eleştiriyi vallahi ilk defa aldım. Ama şunu da söyleyeyim. Hani arkadaşımız bana şey demişti sayın hocam. O da kendince haklıdır tabii ki. Siz bize öğretmenliği öğretiyorsunuz dedi. Ben size öğretmen yapamam. Yani ben sizi öğretmen yapmıyorum arkadaşlar. Siz hepiniz benim gözümde zaten bir öğretmensiniz. Biz hepimiz meslektaşız. Benim sadece tek bir yararım var. Sizin sınava hazırlanmanıza yardımcı oluyorum. Bu. Hepimiz öğretmeniz yani. Buradaki ben de dahil. Yani kendimin de öyle olduğunu düşünüyorum. Herkes öğretmen benim gözümde. Sadece sizin milletinde çalışmanız için yardımcı oluyorum ben. Benim görevim o yani. Yoksa size öğretmenliği öğretecek bir halim yok. Haddime değil yani. Estağfurullah. Hadi devam edelim biz. Neyse boş verin. Takmıyorum ben kafaya. Siz de canınızı sıkmayın. Bizim işimiz sınav. Oraya odaklanacağız. Hadi bakalım. Şimdi eyvallah. Şimdi ölçmede hata. Hatasız ne olmaz? Kul olmaz. Bak orada yazıyor. Hatasız ne ölçme olur, ne bilim olur, ne de test sonucu olur. Kim diyor bunu? Orhan Baba diyorlar ama Mevlana diyor. Mevlana diyor. Orhan Baba onu bilim dünyasında genelliyor. Orhan Baba diyorsa doğrudur hacı. Bir, herif Samsunlu. Samsunlu adam merttir, delikanlıdır, sözünü nerededir? Yani biliyorsun kimse artık Samsunlu. Haricinde herif damarcı. Damarcı adam yalan konuşamaz. Seyfi Doğan'ı hatırlamıyor mu geçen haftadan? Ama şöyle söyleyeyim, gerçi bazen Orhan Baba da saçmalıyor ama yapacak bir şey yok. Samsun'da bir okul yaptırdı sağ olsun Orhan Baba. Okulu üflesen uçacak. Yani böyle zor duruyor. Sağ olsun yine de onu yapması iyi bir şey. Neyse, işin esprisi bir yana her şeyde ufacık da olsa hata olacak. Sıfır hata diye bir durum hiçbir zaman söz konusu değil. Mesela büyük milyar dolarlar harcanılan bilimsel çalışmalar vardır. Mesela CERN diye bir şey vardı. Belki duymuşsunuzdur, bu atom parçacıklarıyla falan ilgili bir şey yapıyorlar ya. İçinde Türk bilim insanları falan da var. Abi orada bile bir açıklama yaparken %1 hata payıyla ya da %2 hata payıyla diye açıklama yaparlar. Her şeyde hata olacak. Tek gerçek. İslam diyormuşum neyse. Hata peki nedir? Bir özelliğin gerçek değeriyle ölçülen değeri arasındaki farktır. Mesela diyelim ki benim boyum gerçekte 1.80 atıyorum. Ölçme yaptınız 1.85 çıktı. O 5 santimlik pay hata oluyor arkadaşlar. Sıfır hata diye bir durum yok. Şimdi biz 3 tane sizinle beraber hata türü göreceğiz. Sabit hata, sistematik hata ve tesadüfi hata. Şimdi şurada anlaşalım. Bu 3 hatanın 3'ünü de istemiyoruz. 3'ü de bizi mutlu etmiyor arkadaşlar. Ama bir gerçek var. Sabit sistematik hata bir yana, bu tesadüfi hata başka bir yana. Ölçmecilerin en fazla tırstığı hata türüdür. Herifin rüyasına girer. Acaba tesadüf hata yaptım mı diye. Düşünsene hanımı kaldırıyorum. Hanım kalk kalk ne oldu? Tesadüf hata yapmış olabilirim. Rüyaya girer. Nedenini konuşacağız zaten ama yani bu şu demek değil ki sabit sistematik hata yapalım. Hayır, onu da yapmayacağız ama tesadüf kadar korkmuyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hata türlerine yönelik en son 2009'da soru geldi. Bak en son 2009'da hata sorusu geldi. 2009'dan sonra hiç sormadılar. Neden 2009'dan sonra hiç gelmedi? Zirve soruydu o yılki soru. Yani hata için yazılabilecek en iyi soruydu. En kaliteli soruydu. Zirvede bıraktı ÖSYM. O zirvede kaldı yani. En iyi soru yazdı bıraktı. Neden zirve olduğunu zaten konuşuruz. Ama hiç soru gelmeseydi de. Mesela 2001'den beri yapılıyor bu sınav.
Hiç soru gelmeseydi de ben size Hatay'ı çok ayrıntılı anlatırdım. Göreceksiniz zaten, ayrıntılı konuşacağız. Nedeni şu, şu güvenilik geçerlik kavramları var ya arkadaşlar. Çok önemli bir yer, biliyorsunuzdur. Testlerin taşıması gereken nitelikler. O güvenilik ve geçerliği öğrenebilmemiz için Hatay'ı çok somutlaştırmamız lazım zihinde. Çünkü onlara göre, hatalara göre ayırt edeceğiz onu. Peki, hadi başlıyorum ama sabit hata ile başlayalım. Sabit hata. Burada hata nasıldır? Sabittir. Bütün ölçme sonuçlarına aynı miktarda ve aynı yönde karışır. Herkese aynı miktar ve aynı yönde karışacak. Bak mesela ne yazmış adam? Herkese benden 10 puan bonus. Şimdi onu konuşacağız. Mesela 50 alan öğrencinin sınav puanı ne oldu? 60. 60 alanın 70, 80 alanın 90, 90 alanın 100, 100 alanın daha canımı mı istiyorsun diyemezsin. Onun sınav puanı da 110 olmak zorundadır eğer sabit hata yapacaksan. Bak, herkese 10 puan verip bir kişiye 10 verme arkadaşlar sabit hata değil. Bir de şunu söyleyeyim, her sınav 100 üzerinden puanlanacak diye bir şart yok. Mesela bizim girdiğimiz KPSS 100 üzerinden tamam. Ama üniversiteye giriş sınavı 500 üzerinden. Hoca isterse 2780 üzerinden sınav yapabilir. Onun manyaklığı da kimse karışamaz. Bak, herkese 10 verip bir kişiye 9 ver, sabit hata olmaz. Veya kızdım sınıfa. Dedim ki herkesten 5 puan kırıyorum. Sildim 5 puanınızı. Sürünün. Şimdi 40 alanın puanı 35. 30 alanın 25, 20 alanın 15, 10 alanın 5, 5 alanın 0, 0 alanın Allah'ından bulsun diyemezsin. Onun sınav puanı da eksi 5 olmak zorundadır. Herkesten 5 puan kırıp o 0 alandan kırmazsan sabit hata olmaz. Herkese benden çay! Direkt sabit hatadır. Şakir'e yok dediğim an sabit hata olmaz. Olmaz yani mesela Zeynep hocam, şimdi tabii ki hakkımızdır. Mesela herkese 10 verdik ama 100 alan çocuğa veremedik. Milletin de kestiler. Yaptığın hata sabit olmaz. Onu, oradaki vurgum o. Yani herkese 10 puan verdin, 100 alan çocuğa herhangi bir işlem yapmadın. Sabit değil. Sabit hata yapacaksak mecburen onun puanı da 110 olacak. Şarttır. Mesela bazı öğretmenlerin bunun için şey diyorlar. O zaman hocam yani herkese aynı etkiyi yapıyorsun. Bir kişiye bile farklı muamele yok. Niye hata alıyor ki bu? Bence hata değil diyorlar. Olur mu ya? Öyle ya da böyle gerçeklerden uzaklaşmıyor muyuz? Çocuğa hak ettiğinden fazla ya da az puan veriyorsun. Kul hakkı yiyorsun lan. Sabit hatadır. Bu bir hatadır. Ama nerede kullanılır? Toplu gaza getirme törenleri. Olur. Veya sıra dayağının ölçmedeki adı. O da olur. Hani hoca elini alırdı böyle herkese cetvelle pıt 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 vurur. Bir kişiye hızlı vursun sabit olmaz. Öyle adaletli hoca işte. Herkese aynı güçte vuracak. Bir kişiye fazla vursun sabit hata olmayacak. Yalan oldu yani. Mesela şey vardı bir de. Çünkü herkes adaletli olmuyor ya. Sosyalist hata iyiymiş bak. Aynen, aynen öyle. Herkese aynı etki yapacak. Bir de bir şey vardı. Ben bir kere çıktım ona. Sınıfın önüne çıkarıyordu beni bir arkadaşımla öğretmen. Kavga mı ettik? O sana vuracak, sen ona vuracaksın. 10 numara ya. Önce böyle yavaş başlıyorsun. Tokat atıyorsun arkadaşına. Arkadaşın nasıl hızlı vuracak? O sana biraz güçlü mü vurdu? Sen daha sonra ölüm vuruyorsun lan falan pataküte birbirine giriyor. Ondan sonra hoca geliyor, öyle vurulmaz böyle vurulmaz, oraya bir yapıştırıyor. Eve gidiyorum, baban diyor ki niye dayak yedin lan, o da vuruyor, vuran vurana. O sabit olmadı işte, herkes dayak yedi ya. Bakın arkadaşlar, herkese aynı etki yapmak zorundadır. Mesela şu da sabit olmaz. Sınıfa geldim, sağ tarafta oturan öğrencilerin puanını 10 puan arttırdım. Diğerlerini 10 puan azalttım. Sabit değil. Tamam miktar 10 ama bir tarafı arttırıyorum, bir yer tarafı azaltıyorum, olmaz. Ya aynı anda herkese arttıracağım ya da aynı anda herkesi azaltacağım ki sabit hata olabilsin. Yön dediğimiz şey işte bu. Artma azaltma. Anlatabildim mi? Mesela yönü aynı diyoruz. Niye? Herkesi aynı yönde, aynı arttırmada kullanıyoruz. Veya herkesi azaltma aynı yönde. Yön arttırma azaltma mevzusu. Zaten şimdi onu konuşacaktım ben. Bak bir kere bu hatanın kaynağı bellidir. Kaynak belli. Ne demek istedik? Şimdi kaynak belli derken kastım ne arkadaşlar? Bu biraz önemli. Bunu bir tartışalım biraz. Kaynak belliden kasıt nedir? Ne dersiniz? Neyi ifade ettim acaba? Öğretmen. Şöyle yapalım mı?
Bak iyi dinleyin beni. Bu kaynak olayı yanlış anlaşılabiliyor çünkü. Somutlaştıralım. Mesela diyelim ki ben sizin sınıfa herkese 10 puan fazla vermiştim. Sabit hata yapmıştım. Uzaktan eğitimin müdürü geldi bana dedi ki Sertaç hocam dedi sen bu sınıfın puanlarını 10'ar puan arttırmışsın. Haberin var mı desene derim. Sana ne hocam? Bu benim sınıfla aramdaki ilişkidir. Bunu ben bile bile yaptım. İçim rahat. Herkese 10 puanı bile bile verdim. Bak hata yapan kişi, kuruluş, öğretmen, her kimse. Hata esnasında, hata yaparken işin farkındaysa kaynak bellidir. Ama mesela müdür bana sordu. Herkese 10 puan fazla vermişsin. Haberin var mı dediğinde. Hocam ciddi mi söylüyorsun? Vallahi hatırlamıyorum. Çok mu yorgundum? Hasta mıydım? Çok özür dilerim. Aklıma bile gelmedi diyorsam kaynak belli değildir. Mesela öğrencim geliyor bana diyor ki şu böyle bir soru sormuş. Diyor ki dur anlatacağım anlatacağım dur daha devam ediyoruz. Dedi ki bir öğretmen dikkatsizliğinden dolayı hata yapmıştır. Yaptığı hatanın türü nedir? Ben de diyorum ki bak burada kaynak belli değil. Bu nedenle şu hatadır diye anlatıyorum. Öğrenci dedi ki hocam nasıl kaynak belli değil ya? Orada yazıyor ya dikkatsizliğinden dolayı. Kaynak belli dikkatsizlik dedi. Abi tabii ki bir şey yazacak. Yani şöyle bir soru olabilir mi? Bir öğretmen hata yapmıştır. Yaptığı hatanın türü nedir? Ne bileyim lan ben. Sabit de olur, sistematik alayı olur. Ben şuna odaklanırım. O soruda bahsedilen hata yapan öğretmen dikkatsizlikten dolayı yapıyorsa hata esnasında işin farkında mıdır? Dikkatsizse değildir. O zaman kaynak belli değil arkadaşlar. Kaynak belli veya değilden kasıt şuydu. Hata yapan kişiyle, o bana soruda bahsedilen kişiyle empati kuracaksınız. O hatayı yapan şahıs hata esnasında bilinçli ise bile bile yapıyorsa kaynak bellidir. Aynen öyle. Ama bilinç dışında yapıyorsa kaynak belli değildir. Bize yazması değil, hata yapan şahısla empati kuracaksınız. Anlatabildim mi Gözde hocam? Yani mesela bir öğretmen dikkatsizliğinden dolayı hata yapmıştır dediğimde o hata yapan hoca dikkatsizse farkında değildir. Çünkü dikkatsizlik yani. O zaman kaynak belli değil. Ama bir öğretmen sevdiği öğrencilere fazla verdi desem bak bile bile yapıyor. O zaman kaynak bellidir. İşte sabit hatada da kaynak belli dememizin sebebi buydu. Yani bu durumda hep belli. Yani sabit hatada ve sistematikte hep aynen öyle hep bellidir. Mevzu bilinç. Bilinçli yaptığın hataların tamamında kaynak belliyken böyle çok yorgunsundur, aşıksındır, kafan karışıktır. Anam sonradan anlarsan o zaman kaynak belli olmaz. Peki. Şimdi onun haricinde bak miktar bellidir. Bunu da öğretmen yani hata yapan kişi açısından düşünün. Herkes de zaten aynı miktarda hata yapıyor. Hatta yön de belli. Yönden kastımız neydi? Arttırıyor muyuz, azaltıyor muyuz? Zaten burada herkese ya arttıracaksın ya da aynı anda herkese azaltacaksın. Hatta bak ne yazmışım oraya? Sınıf içi sıralamayı değiştirmez. Birinci yine birincidir, ikinci yine ikincidir. Mesela diyelim ki ben sınıf birincisiydim. 80 almıştım. Arkadaşım sınıf ikincisi, o da 70 almıştı. Herkese hoca 10 puan fazla verince ben 90 aldım yine birinciyim. O 80 oldu yine ikinci. Değişen bir şey yok. Bu nedenle de sabit hatadan çok ürkmeyiz. Yani hani giderilmesi falan kolaydır bilinçli yaptığımız için. Çay işte oradaki miktar çay Mehmet hocam. Herkese aynı bardakta çay veriyorum. Herkese benden çay, aynı miktarda çay veriyorum. Birine oralet versem olmuyor sabit hata. Yani herkes çay içerken biri oralet içsin sabit hata olmaz. Herkes aynı etkiyi yapacak. Şimdi ona geliyorum Gönül hocam. Hepsini anlatayım ondan sonrasını sorularınızı alırım. Zaten ben de soru soracağım kafanızda oturacak. Şimdi sabit hata böyleyken sistematik hataya gelelim. Sistematik hatada iki tane tanım yapmışım ben bak. Diyor ki ölçme sonuçlarına belli bir sistem ya da belli bir kurala göre karışır. Mesela bak örneği iyi oku. Öğrencilerin sınav puanlarına şuraya onu ekleyeyim. Kendi puanlarının %10'u kadar ek yapmak. Kendi puanlarının %10'u kadar ek yapmak. Şimdi bak bunu deneyelim, somut görelim. Diyelim ki şurada Ayşe, Fatma ve Hayriye vardı. Bu kızlar önemli kızlar biliyorsun. Bu çocukların sınavdan aldığı puanlar işte diyelim 50, 60, 70 olsun. Şimdi hatalı durum diyelim. Sistematik hatalı durum. Şimdi
Ayşe 50 almış. %10'luk hata yapacağım. 50'nin %10'u nedir? 5. Ayşe'nin puanı oldu 55. Peki. 60 alan Fatma'ya ne vereceğim? %10'u 6. 66. 70 alan Hayri'ye ne vereceğim? %10'u 7. 77. Bak. Aldığım sınav puanı arttıkça bana karışan hata miktarı da artıyor mu? 50 alana 5, 60 alana 6, 70 alana 7. Bak bunun, bu ne sistematik hata durumu? Sabit hali şöyleydi, sabit hali. 50 alanın 55, 60 alanın 65, 70 alanın 75. Bak, kim olursa olsun herkese 5 puan ek yaparsam sabit. Ama 50 alana 55, 60 alana 6, 70 alana 7 verdiğim an artık ne oldu? Belli bir kural, %10'lu kural şeyinde arttı. Evet, şu an sıralama değişmedi. Yani fen bilimlerindeki yüzdelik şeylerde değişmez. Ama şurada değişir. Öğretmenler bu hatayı genelde şöyle yapar. Her türlü adam kayırma. Yanlılık. Gerçi bizim ülkede çok olmaz ama torpil. Ya bazı ülkelerde oluyor ya. Hemşerilik. Mesela taraftarlık. Sapıklık yıllardır yapılıyor. Mesela ben geldim dedim ki Fenerbahçelilerin puanını arttırırım. Galatasarayların puanını düşürürüm. Dur bir dakika. Bu bir hata değil ya. Yanlış örnek oldu. Bu bir hata değil ki. Bu doğru bir davranış. Ama hata olduğunu düşünürsek eğer. Hata olduğunu düşünürsek o zaman hatanın türü ne oldu? Sistematik oldu. Niye? Çünkü ben Fenerlere yanlı davrandım. Diğerlerini sevmedim. Sistematik hatadır. Veya Samsunlara dedim ki senetlerini getir ben öderim. Sistematik hatadır. Tabii evet Fulya hocam o da sistematik hata. Mesela memura %10 zam diyorlar. Bak. Çok güzel bir örnek oldu. Memura %10 zam diyorlar ama kademeye göre değişiyor ya. Mesela ben 2,5 milyar alıyorsam bana 250 lira. 2 milyar maaş alana 200 lira zam yapıyorlar. Kurala göre değişti. Ne oldu? Sistematik hata. Kural çerçevesinde bir kural belirliyorum herkesin %10'u kadar diye. Herkese ne oldu? İş değişti. Bak bu sosyal bilimlerdeki hatayı konuşmaya kalksam sabaha kadar konuşuruz herhalde. Bizde çok var ya sistematik hata. Torpili çok duyarsın. Hatta yüksek lisans doktora mülakatlarında çok olur. Var mı yüksek lisans doktora mülakatına katılan? Var mı arkadaşlar? Bak Göksu hocam yaşadın mı? Gördün ya da görebildin mi? Yani bir sistematik hata yanlılık mevzularını. Hissettin mi yani? Var burada bir şey falan dediğin oldu mu? Oluyor ya. Vardır. Kesinlikle olur. Bak ben kendi mülakatımı anlatayım size. Benim yaşadığım çok garipti ya. Anlatmış mıydım ben mülakatımı? Yok anlatmamışımdır size. Daha ikinci dersiniz de. Şimdi abi bak ben sana kendi mülakatımı anlatayım. Şimdi bak ben bu ALES dil ve ortalamadan dolayı işte ilk sıralamaya girdim. Mülakata çağıracaklar. Ondan sonra bana dediler ki işte bazı arkadaşlarım ve hocalar. Sertaş takım elbise giyin dediler. Dedim ki lan niye takım elbise giyiniyorum ben? Manken olacak halim yok yani. Ondan sonra 60 aldım Elif hocam. Ondan sonra yani niye takım elbise giyineyim falan. Ya giyin sen. Lazım olacak. Giyin dediler. Zaten benim puanlarım şöyle. 92 ALES, 60 İngilizce, 3.20 ortalama akademik başarıyla sıralamaya girdik. Mülakata çağırdılar. Neyse iyi ki takım elbise giyinmişim bak. Bir gittim mülakatın olduğu yere. Abi düğün salonu ya. Ya yemin ediyorum düğün salonu. O bayanları falan bir görün hele. Saçlar lüle lüle. O ne onun adı? Perma mı diyorsunuz bilmiyorum. Sonra şey, gece elbisesinin adı neydi? Tuvalet miydi? Abiye he. Ondan böyle giymişler şakır şıkır ya. Ben bir geldim dedim neredeyim lan? Bak 4 yıl aynı sınıfta olduğum bir arkadaşımız vardı. Bir baktım kıza melek gibi. Dedim ki kızım sen niye hiç böyle giymedin ya? Böyle ağzım yüzüm dağıldı. Neyse. Mülakata girdim. 3 tane hoca var. Oturttular işte tanıt kendini. La adım Sert'te Samsun'u bana anlatıyorum. Sonra işte bir hoca bir soru sordu. Kovanas'la ilgili cevap verdim. Tamam neyse. Diğer hoca şöyle bir soru sordu bana. Ne sorduğumu söyleyeceğim. Ben hayatımın en gerizekalı cevabını verdim. Ya zaten ben mülakattan çıktığımda dedim ki ben kesinlikle salak bir adamım. Benden bir yol olmaz. Kendime olan inancım gitti lan. Bak soru şu. Orhan'ı tanıyor mu dedi. Ben Orhan Gencebay'ı mı diyorsunuz hocam dedim. Vallahi dedim. Dedim abi koptu yani. O ağızdan çıktı. Ya başladılar gülmeye. Yani nasıl gülüyorlar ama adam ölecekti ya. Ya benim ya bak şimdi ben de kendime çok güldüm ama sonra dedim ki abi o anda söylüyorsun yani aklında bir türlü şey var yani. Neyse bak hatta mülakattan çıktım kapıda bir kız dedi ki ne sordular dedi hani merak ediyorlar.
Orhan Gencebay'ı sorular dedim. Kız bana böyle baktı. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Ama ben öyle yaptım ya. Neyse. Sonra öğrendim ki mevzu şuymuş bak. Yani benden önce veya sonra giren bir mülakata başvuran benim gibi arkadaşlardan birinin Orhan Hoca diye bir profesör referansı varmış. O adamın, o hocanın referansı olduğu şahsın da benim zannetmişler. Yani benim referansı sanmışlar. Hoca da öyle sorunca ben de Gencebay deyince olay kopmuş yani. Oradan sonrasını zaten kopma başladı. Ama Allah'tan da tanımıyormuşum bak, öyle bir durumda var. Niye? Çünkü o hocanın referans olduğu arkadaşı almamışlar arkadaşlar. O adamı almamışlar yani. Çünkü böyledir bir de. Hani tabii alacaklar Özgür hocam. Orada bir aya güldüler zaten, beni sevdiler. Sonra sorularına cevap verdim. Kopma oldu, aldılar ya. Ayıp ediyorsun hocam. Bilgimle aldılar. Aldılar çok şükür de yani, o öyle bir rezilliğim var yani. Yalan değil. Bakın tersten sistematik hata az daha görüyordum. Çok oluyor ya. Torpil var. Hatta benim bir öğrencim anlattı bunu. Buna çok gülmüştüm. Dedi ki hocam benim babam sınıf öğretmeni dedi. Beni o okuttu dedi. Ben dedim ki oh be oğlum, müthiştir lan Murat dedim. Çok iyi olmuştur. Yok hocam öyle değil dedi ya. Ya ilkokulda hoca dedi, babam bana ödev veriyordu sınıfa dedi. Eve gidiyorum, ödev yapmıyorum. Lan babam görüyor yani, evdeyiz. Aynı evde yaşıyorum. Babamın oğluyum da ödevi yapmıyorum. Bir kere bile bana Murat ödev yap dediğini hatırlamam hocam diyor. Sabah ilk derste hemen soruyormuş. Murat ödevini yaptın mı? Lan biliyor yapmadı mı? Allah Allah, babam yani. Hayır öğretmenim diyordum diyor. Çıkarıp beni sınıfın ortasında dövüyordu ya diyor. Böyle anlat. Ulan artık ben diyecek bir şey kalmadım ya. Ya adam sabırla bekliyormuş gece. Sabahleyin ilk derste soruyor, çocuğun ağzını burnunu kırıyormuş. Oradaki derdi de sayın hocamızın. Şimdi hoca adam da iyi niyetli. Hani ben kendi çocuğuma yanlı davranmıyorum mesajı veriyor ama bizim öğrenci yalan olmuş yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne o? Turalı bir kolye takmıştım. Bu kimin turaları? Ben de benim de. O da müthişmiş ya. Ya işte deniyor ama değil mi Göksu hocam? Hak verdin bana değil mi? Ya o anda adamın aklına garip kurup şeyler geliyor ya. Düşündüğünde aklındaki bir mi sanki yani? Kafa gidiyor. Ondan bana normalde sorsam böyle cevap verir miyim ben? Ama diyor işte. Süpermiş. Peki şimdi sistematik hatada da kaynak bellidir arkadaşlar. Yine bile bile yapılır. Adam taraftarsa taraftarlığı belli zaten. Veya miktar yine bellidir. Şimdi bir dinleyelim burayı. Miktar, hoca kime hangi miktarda hata yaptığını biliyor. Ama miktar, şöyle bir not yazayım. Kişiden kişiye değişebilir. Yani herkese aynı miktar olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela işte Fenerleri atıyorum 5 puan fazla vermiştim. Beşiktaşlıları 3 puan, Galatasaraylıları 4 puan fazla veririm. Kişiden kişiye göre değişir. Ama bu sabit olsaydı herkese aynı miktar olacaktı. Hatta şuraya yazayım. Yön de bellidir. Hoca kimin puanını arttırıp kimin azalttığını biliyor. Fakat buna da bir parantez yazayım ben. Aynı anda çift yönlü gerçekleşebilir. Çift yönlü olabilir yani. Mesela örnek. Şöyle bir örnek vermiştim. Sabit değil demiştim. Sınıfın yarısını 10 puan arttırdım. Diğer yarısını 10 puan azalttım. Bu sabit değildi. Bunun adı sistematik hatadır. Aynı anda bir kısmını öğrenci puanını arttırırken diğer tarafı ne yapıyorum? Azaltıyorum. Aynı anda çift taraflı hareket edebiliyorum işte. Böylelikle ne oluyor? Sistematik hata oluyor arkadaşlar. Kime ne? Sınıflar değil mi? Onları da hocam kime ne kadar vereceğine göre. Vallahi anlamadım soruyu. Gözde hocam bak, aynı anda çift yön şöyle. Mesela kızların puanını azalttım. Sinirlendim kızlara. Ama erkeklerin puanını arttırdım. Şu anda kızları azaltırken, eksi yaparken erkeklerin puanını arttırmış olmuyor muyum? Aynı anda çift yönlü hareket ediyorum bak. Fakat sabit hatada herkes aynı anda arttırıyordu. Tek yönlü. Yani birini arttırıp birini azaltma olmuyordu sabitte. Burada olabiliyor. Şahin hocam vallahi sorunu anlamadım. Onun için cevaplayamadım yani. Sınıflar değil mi onları da? Heh. Ne kadar yanlarında sınıflandırıp puan verir. Hoca biliyor bunu. Hoca bunu bildiği için ne yaparsın abi? Kaynak veya miktar yine belli dersin. Kime ne kadar yanlı davrancını sınıflandırıp puan verebilir? Olur. Yani herkes aynı miktarda olacak diye bir şey yok. Sen aynı fikirdeyiz zaten. Farklı bir şey düşünmüyoruz ya. Yani. Peki dur, şu tesadüfi de anlatayım. Sonra size karışık örnekler soracağım. Tek tek tartışacağız. Tamam mı? Peki. Önce şunu sorayım. Atanmak isteyen var mı? Var mı?
Geçen hafta atanma olmuş muydu bizde? Kim atandıydı geçen hafta? Kim gitmişti? Bizden birisi gitmiş olması lazım geçen hafta ata. Nezahat hocam atandı. Hani hocam ben atandım diyorsun. Ne baklava gördük. Ne işte tulumba gördük. Hiçbir şey görmedik. Hani ben atandım gelmişsin ders dinliyorsun ya. Allah Allah. İnsan bir tatlı börek falan bir şeyler alırdı. Peki tamam. Bu hafta kim gidiyor? İlk yazana bakacağım. Onu yapmam lazım. Bu hafta kim atanıyor? Havva hocam E yazmış. Kabul etmem. Nazan hocam evet demiş. Tamam. Nazan hocam atanıyor. Nazan hocam. Tamam. Nazan hoca gidiyor. Nedir hocam bölümün? Sayın Nazan hocam. Burada mısın? Nazan hocam. Atandı hemen kaçıp gitme. Ben atandım zaten. Hadi çıkıp gidiyorum diyormuş. Nazan hocam. Bilişim. Peki sayın hocam. Nereye atanmak istiyorsun? Nereye gideceksin? Liseye tamam. Hangi il, hangi ilçeye, nereye istersin söyle. İstanbul. E hocam pahalı ya orada. Ne yapacaksın İstanbul'da Allah'ını seviyorsun sen? Eyüp. Ha, ne yap? Okul da söyle. Tam nokta atışı yapalım istersen. Tamam hadi atansın. Nazan hocam İstanbul Eyüp evin oraya atandı. Var olan evin oraya atandı. Göreve de başladı. Heyecanlı mısın hocam? Heyecanlı mısın? Bir böyle bir mutluluk vardır yani. Oh müjde daha ne olacak? Zaten ilk haftalarda şıkır şıkır giyinilir. E böyle olur. Sonra çocuklara böyle güzel güzel konuşulur. İşte ben dili çocuklar böyle yapmanız beni üzüyor. Şimdi çok mutluyum falan. Bir hafta sonra lan yeter ağzınızı kıracağım ha deyip tam hoca olmuşsun. Bir hafta falan sonra o olur. Tamam da bir hafta yani. Ondan sonra bir ay geçti. Bir haftadan sonra bir ay daha geçti. Sınav yapacağız çocuklara. Nasıl bir sınav yapalım sayın hocam? Yani yazılı çoktan seçmeli biraz kuramsal bir sınav yapacaksın. Sonra sen uygulama yaparsın zaten de genelde. Ama yazılı bir sınavda yapmamız gerekebilir. Nasıl bir sınav yapalım? Yazılı mı? Test. Yani çoktan seçmeli. Peki sen bilirsin. Yaptın sınavı. Ondan sonra eve gittin puanladın. Sonra 2 gün sonra aynı sınıfa dersin var. Çocuklara kaç puan aldıklarını söylemek zorundasın. Ya bu bir kural. Peki sayın hocam kağıtlarını dağıtır mısın? Hani çocuklar nerede yanlış yapmışlar onu bir görsünler. Ne yapmışlar ne etmişler bir görsünler diye çocuklara kağıdı dağıtır mısın? Puanladıktan sonra. Böyle bir şey yapar mısın? Ne diyorsun? Şimdi bakın arkadaşlar bu bir kural değil. Yani hani ölçme şöyle bir şey demiyor. Kağıtlar dağıtılmalıdır falan öyle bir kural yok. Tamamen hoca inisiyatifindedir. Yani Nazan hocam isterse dağıtır isterse dağıtmaz. Ne diyorsun Nazan hocam dağıtır mısın? Nazan hoca beni dinlemiyor ki. Tamam neyse bence dağıtmalı ama. Niye dağıtması lazım? Çünkü yani bir bakıma belki öğrenci kendi öğrenme eksikliğini görür. Belki kavram ya belki bir ihtimal metabilissel düşünür. Ama dağıtınca sayın Nazan hocam kalemleri toplamayı unutma. Ha. O şeyi yap yani kalemleri hemen topla. Çünkü değiştirirler. Peki tam dağıttın sınıfa zaten sınıfta bir uğultu olur. Çocuklar kendi içinde ne yaptı? Kaç aldın lan kaç bitti? Hani hiç çalışmıyordun adi herif 100 almışım falan diye böyle birbiriyle tartışırken. Yanına bir tane ergen yüzü gözü sivilce içinde tırsa tırsa geldi. Dedi ki ya sayın hocam ya siz böyle soruların yanına 5, 10, 15 puanlar yazmışsınız. Toplamış 65 orta demişsiniz. Ama ben deminden beri arkadaşlarla puanlarımı topluyorum. 75 ediyor. Acaba bir sıkıntı var mı diye sordu hocam sana. Ne yaparsın? Nazan hocam ne yaparsın burada? Lan saçmalama lan. Oğlum ben 90 almışım İstanbul'a atanmışım. Senin 10 puanını mı göz dikeceğim? Böyle der misin? Tamam bunu demediğini düşünelim. Hadi iyi niyetliyiz daha kötü değil. Kontrol edeceğiz sayın hocam. Kontrol ediyorum. Dur bakayım bir. 5, 10 daha 15, 30, 40. Nazan hocam. Çocuk haklı. Eksik toplamışsın. 10 puan eksik toplamışsın çocuk haklı. Ayıp değil mi ya? Arkadaşlar şimdi bu hocanın yaptığı doğru mu ya? Ayıp değil mi? Allah'ını seversen böyle öğretmen mi olur ya? Sen İstanbul'a atan çocuğun 10 puanla göz dik. Ayıp ayıp. Senin yaptığın işi lütfen kınayalım bu öğretmenimizi. Böyle hoca olur mu ya? Sen, şimdi senin yüzünden bu çocuk bu dersten hep nefret ederse ne olacak? Ayıp ayıp böyle şey olmaz. Kınayalım. Allah Allah illallah ya. Sen niye böyle bir şey? Atandığında pişman olacak. Sayın hocam niye yaptın bunu? Tamam niye ama olmuyor. Niye yaptın bunu? Niye böyle bir şey niye yaptın ya? Şimdi Nazan hocam düşünüyor. Diyor ki ben hayatta da böyle bir şey yapmam. Yani çocuğu da seviyorum. Sıkıntım yok. He hatırladım. O gün benim sevdiğim dizi vardı. Kağıtları okurken Salya Sümük ağla derken
o çocuğun puanı anam ondan herhalde dedin ve çocuğun puanını düzelttin. Peki gönderdik. Şimdi ne oldu? Şimdi ne olacak? O sınıfta ne olur Allah'ını seviyorsan söyle. Eyvah eyvah. Hocam herkes gelir. Öğretmenim benimki de benimki de benimki de benimki de yani herkes. 100 alan bir çocuk düşün. Hocam benimkinde de bir şey var mı acaba ya diye meraktan sorar. Bittin. Orada bütün kağıtları bir daha toplayacaksın. Bir daha puanlayacaksın. Sen ne yaptın hocam ya? Öyle bir hata yaptın ki bu hatanın kaynağı belli değildir. Niye? Nazan hocam nasıl yaptığını hatırlamıyor ki. Ben bunu nasıl yaptım ya diyor. Bilinç dışı gerçekleşmiş. Hatta bu hatanın miktarı belli değildir. Niye? Şimdi biz bu çocuğun puanını 10 puan eksik topladık. Peki herkese mi 10 puan eksik topladık? Bilmiyorum ki. Belki bazılarına 5 puan eksik topladık. Belki de bazı öğrencilere fazla bile toplamış olabiliriz. Yönde belli değildir. Mesela bak, diyelim ki Nazan hocamı görene kadar öğrenci hayatı boyunca 50'den yukarı hiç puan almamış. Ama Nazan hocamın yaptığı sınav kağıdında 90 yazıyor. Çocuğun psikolojisini bozarsın. Bunu ben mi aldım da der. İnanamaz kendine, kafa gider. İşte bu hata tesadüf hata. Ya arkadaşlar ben size söyleyeyim mi? Hani burada 10 puan, şimdi belli miktar belli de bak Gözde hocam bu çocuğunu biz sonradan anladık. Peki sence herkese 10 puan eksik mi topladık? Veya kime 5 puan eksik topladık bilgin var mı? Ben farkında bile değilim. Nasıl yaptığımı hatırlamadığım için fazla mı yaptım, az mı yaptım? Yaptıysam kime 3 puan mı, 4 puan mı? Mesela sabit sistematik hata da bile bile yapıyordum. Ayşe'ye 10 puan arttırıyorum, diğerine 40 puan azaltıyorum. Biliyorum bunu. Ama şimdi Ayşe ve diğerine ne yaptığımın hakkında haberim yok. Bilinç dışı gerçekleştiği için tekrar baktığında anlar. Tekrar baktığında. Hata esnasında hiçbir şeyden haberi yok. Yıllar yılı tesadüf hata yaptığının farkına varamayan öğretmenler olabilir. Yıllardır. Mesela ilkokul Türkçe öğretmeni şimdi senin karşına çıkıyor diyor ki ben sana ilkokulda yanlışlıkla 5 vermişim. Senin sınav puanın aslında 3'müş. Sen ortaokul, liseye, ilkokul geri gelseler dese dalga mı geçiyorsun dersin ya. Bu zamana kadar niye anlamadın yani? Eyvah eyvah dersin. En somut, tesadüf hata yapan en somut örneği söyleyeyim mi sana? Kül yutmaz. Hababam sınıfındaki kül yutmaz. Adam ne diyor? Ben kopya çektirmem. Peki hababam kopya çekmiyor mu? Herifin paçasına kağıt koyuyorlar ya. Adam farkında değil kopya çekildiğinden. Hatta bak bir bölümde Mahmut Hoca Güdük Necmi'yi soba içinde yakalıyor da bizim kül yutmaz elini sıkıyor ya. Diyor ya işte ilk defa hayatım boyunca ilk defa kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ediyorum. Farkında değil herif. Yıllar yılı o sınavlarına hata karıştığından haberdar bile değil. Tesadüf hata tam şizofrenidir. Mesela hatasız kul olmaz. Atasözünün tam karşılığıdır tesadüf hata. Neden? Sabit ve sistematik hatayı bile bile yapıyorum. İstersem yapmam. Bilinçliyim. Öyle değil mi? Hatam olmaz işte. Ama tesadüf hatayı farkına varmadan yaptığım için kaynak belli değil bilmeden yapıyorum. Hatasız kul olmaz diyoruz. Nasıl olduğundan haberdar olmadığım için. Mesela bak neden kaynaklanabilir yorum yapalım. Mesela Nazan hocam dikkatsiz davranmış olabilir misin şu anda? Dikkatsiz davranmış olabilir misin? Tabii ki yani niye olmasın? Veya yorgun olabilirsin. Yani biz de insanız. Dikkatsizsindir, yorgunsundur, kafan karışıktır. Mesela bakın şöyle söyleyeyim size. Ne olabilir söyleyeyim. İlk atanıyorsunuz. Atandığınızda çok duygusal oluyor öğretmenlerin çoğu ilk atama zamanında. Öğretmenler, öğrenciler de bunu biliyor. O kağıda yazıyor. Öğretmenim sizin gibi hoca hiç görmedim. Sizi çok seviyorum. Neredeydiniz siz diyor. Böyle yapıyor bak. Sen de yavrum, annem diyorsun kıyamıyorsun veriyorsun vicdandan dolayı bilinç dışı. Düşmeyin. Bak çocuklar sizin yeni atandığınızı biliyor o olaya düşmeyin. Farkına varmadan yaptığınız her şey artık tesadüf hatadır. Her şey. Mesela ben bir şey izlemiştim. Orada çok sinirlerim bozulmuştu da sonra güldüm. Ya şimdi günümüzde biz öğretmenleri robot gözüyle görüyorlar ya. Öğretmen sinirlenemez, işte canı sıkılamaz. Veya ne bileyim benim öğrencime bağırıp çağıramaz. Puanını yanlış toplayamaz. Lan niye? Biz insan değil miyiz ya? Farkına varmadan bir şey yapamaz mıyız biz? Ya hatta şu Uçan Adam Sabri diye bir herif vardı. Adamı tanıyorsunuz mu? Uçan Adam Sabri'yi.
Ya bak, tanımayanlar için söylüyorum size. Uçan adam sadece şu. Herif kendisinin uçtuğunu iddia ediyor. İddiası bu. Uç deyince aa diye oradan oraya atlıyor, zıplıyor, zıplıyor. Uçtum diyor işte. Herif bu, deli yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi onu boş ver. O kenarda dursun da. Benim izlediğim videoda olay şuydu bak. Bir tane lisede matematik öğretmeni. Adam tatlıda yüzün işte arkası sınıfa dönük yazı yazıyor, tamam mı? Soru yazıyor herhalde ama dalmış. Ya ben o videoyu ilk gördüm de adamın daldığını ise ben de öğretmen olduğum için anlayabiliyorum ya. Sınıfta da çıt yok. Herif belki de düşünüyor lan, ay sınıfı geldi. Dilim oğlanın dershane taksiti var diyor yani. Olabilecek şeyler bunlar. En ön sırada oturan çocuk. O uçan adam Sabri repliğinde hocaya bir Nisan şakası yapacakmış. Herif adamcağız, orta yaşlı bir hoca. Adam arkası dönük yazı yazarken sınıfta çıt yok. En öndeki böyle baa diye bir zıplıyor. Hoca dönüyor bunu tekme, tokat, ağız, burun bir dövüyor. En son sıranın altına sokmuş, tekmeliyordu orada ağız burun. Şimdi rehberlikçiler diyor ki böyle yaramazlık yapan çocuğa ben dili kullanım. Ne diyeceğim? Evladım zıpladığın için çok üzgünüm mü diyeceğim? Lan ne diyor bu ya? Ya saçmalama, korktu lan adam. Bu adam soruşturma yedi arkadaşlar. Yani çok dövüyor çünkü çocuğun ağzı burnu kırılıyor. Ya adam soruşturma yedi dayaktan ama yani şimdi sence herif çocuk yaramazlık yaptı diye mi dövdü öğretmen onu? Hayır. Korktu lan adam. Adamın arkasına aa yaparsan o da refleksin ağzı burnu kırılır. Biz de insanız ya. Yani hani ben anlamıyorum, öğretmen insan olduğu için bazen hata da yapar, bazen yanlış puan da verir, farkına varmadan her şey olabilir. Veya sadece öğretmenden kaynaklı değil. Mesela öğrenci hastadır, griptir, aşıktır, kafası karışıktır, olur. Mesela sınav yapıyorsun, en arkada çocuk böyle var. He, böyle duruyor. Oğlum kağıdına baksana lan. He, böyle lan, ne oldu? Öğretmenim ben aşık oldum. Eyvah, daha ona sınav yapamam. O çocuk hayat sınavına girmiş. Ben o çocuğun aklındakini ben nereden bileceğim? Veya bak, KPSS'de çok denk gelir. Sınava girdin, karnın ağrıdı, konsantre olamadın, tesadüf hatadır. Niye? ÖSYM bunu bilmez. Sınava girdin, ışık veya güneş dik açıyla geldi, buran kapkara, bu taraf beyaz, tesadüf hatadır. Sınava girdin, en öndeki böyle oh attan attan kokuları veriyor sana, mis gibi çektin, baş döndü, tesadüf hatadır. Sınava girdin, ilk soruyu okudun, çok zor geldi, alttan sıcaklık, kulakta ezan sesi, tesadüf hatadır. Bakın arkadaşlar, farkına varılmadan oluşan her şey tesadüfi hata olacak. Bunların hepsi nedir? Kaynağı belli olmayan tesadüf hata. Mesela hata örneği vereyim. Tesadüf hata örneği. Kopya. Açık tesadüf hatadır. Kopya çekmeyen var mı? Bak, kopyayı analiz edelim. Bu sınıfta kopya çekmeyen var mı? Ben onu merak ediyorum. Eda hocam hiç çekmedi değil mi? Gerçek mi ya? Hiç gözünde kaymadı yani. Ya bırak Allah, ne seviyorsan ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tesadüf bir doğum olur. Olabilir. Ya arkadaşlar, kopya çekmek bence sanattır ya. Yetenek işidir, bence öyle. Yani o kopya çekerken ki tipini görsen dersin ki ben sanatçıyım lan. Yeteneğin ta kendisiyim dersin. Öyle yani. Ama bak şimdi iyi dinle. Ben öğretmenim. Benim sınıftaki çocuklar kopya çekiyor. Ben o çocukların kopya çektiğinin farkına varsam, sınav esnasında kopya çektiğini anlasam, sınav kağıdını ellerinden alır mıyım? Evet. Kopya çektiğini anlasam sınav esnasında kağıtlarını elden alırım. Ben onların kopya çektiğini ne zaman anlıyorum? Sınav bitiyor. Bak, hata esnasında değil. Sonradan ben lan bu çocuk hiçbir şey bilmiyordu. Vay anasını, kopya çekmiş diyorum. Bak, sınav esnasında hatanın oluştuğundan haberim yok. Sınavı yapan kişi olarak benim. Zaten çocukların kopya çektiğini anlasam kağıdı alırım. Külütmez işte mesela, kopya çektiğinin farkında değil. Kaynak belli değildir, bir. İki, kopyadan miktarı da belli değildir. İlkokul 2'de 3'te başlıyordu bu iş. Gerçi şimdi okul öncesine kadar gerilemiş olabilir. Düşünsene, çocuk puzzle'ı yanındakine bakarak yapıyor, böyle kesiyor. Ama bak, ilkokul 3'te çocuğu yakalarsın, dersin ki oğlum kopya çekme, bak görüyorum ağzını burnunu kırarım dersin. Öğretmenim vallahi birinin sonu yarısını yaptım der. Saydamdır. Niye? Tecrübesizdir. Ama üniversitede yakalayalım. Ben okutmanlık yaptım. Yakaladım da. Hocam ne kopyası ya dedi. Ne kopya, benim karakterim hiç uyuyor mu? Ayıp yani. Siz bana böyle diyorsunuz. Vallahi çok üzüldüm. Niye? Astar kalmadığı için artık ne oldu? Profesör yani, artık profesyonel çalışıyor. Bak, doğru da olabilir. Kağıdın tamamını indirmiş de olabilir. Bütün soruları çekmiş de olabilir. Belki de bir tane soru çekmiştir. O da olabilir. Miktar da belli değil bak. Ondan sonra
yön hiç belli değildir. Kopya çektiğine pişman olan insanlar var. Yanındaki arkadaşından alıyorsun. O senden daha beter. Kendin yapsan daha yüksek alacaksın. O daha düş işte. Bak yön de belli değildir. Fakat şöyle bir soruda işin rengi değişir. İyi dinle. Dedi ki bir ülkede ülke çapında yapılan seçme sınav soruları bir zümreye daha önceden verilmiştir. Bu nedenle o zümredekiler yüksek performans sergilerken diğerleri sürünmüştür. Yapılan hatanın türü hadi nedir? Sistematik hatadır. Bak neden sistematik hata? İyi dinle. O sınavı yapan kurum soruları onlara verirken işin farkında değil mi? Bile bile kopyaya izin veriyor mu? Yanlı davranıyor mu? Sistematik hatadır. Hani bizim dediğimiz tesadüfi hatadaki kopyada adamların haberi bile olmayacak. Bilmeden oluşacak. O zaman tesadüfi hata olur. Peki şimdi şöyle yapalım. Mola vermeyeceğim. Bir kameraya kapatıp açacağım. Hani bölüyorlar ya dersi. Ondan sonra örnekler soracağım. Karışık beraber tartışı bitiririz. Tamam. 10 saniye. 10 saniye sonra buradayım. On olmadan geldim. On oldu mu? Yok ya, olmamıştır. Hemen geldim işte ya. Peki şimdi ben size karışık sorular sorayım. Hep beraber tartışalım, tamam mı? Üç hatanın da hepsine ilişkin bir şeyler soralım. Şimdi ilk sorum şu. Bir kefeli terazi düşün. Düşündün mü? Düşündüğünü düşünüyorum. Kefe işte o poşetimi ölçeceğim. Yani poşetimi koyacağım kefenin altına. İşte 5 gramlık bir şey yapıştırdım. 5 gramlık bir cisim koydum oya. Bununla da 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo bir şeyler ölçüyorum. Bu kefeli terazinin yaptığı hatanın türü ne olur? Sabit, sistematik, sabit, sabit. Zaten bir kere bak tesadüfi olma ihtimali yok değil mi? Yani niye? Kaynak belli çünkü. Bir tane öğrencim sormuştu bana. Hocam o diyor 5 gramı diyor oraya yanlışlıkla mı yapıştırılmış? Yoksa bilerek mi yapıştırılmış? Lan bunun yanlışlıkla nasıl oluyor? Daha bile bile yapıştırıyor. Kaynak belli o zaman ya sabittir ya da sistematiktir cevap. Peki şimdi düşünelim. Kefeli teraziye 50 kiloluk bir şey koydum. 50 kilo ölçeceğim onunla koydum. Altta 5 var ne oldu? 55. İyi dinle. 60 kiloluk bir şey koydum. Altta yine 5 var. Etti 65. Ya 70 kiloluk bir şey koyayım. Altta yine 5 var. Etti 75. 100 kilo koy. Altta yine 5 var. 105. Ne ölçersem ölçeyim. Hep 5 gram fazla ölçmüyor mu? Ne koyarsam koyayım hep 5 gram fazla ölçtü. Bu nedenle hangi hatadır arkadaşlar? Sabit hatadır. Ne koyarsam koyayım hep 5 gram fazla ölçme yaptım. Sabit hata oldu. Okey? Peki. Şimdi şu geleneksel bir örnek sorayım. Soru şu. Elinizde 100 santimlik bir ne olsun? Mezura vardır. Metre. Tamam. Bunundan da 10 santim ucundan kestim ben. Çakalım ucundan 10 santim parçaladım. Sonra da bu mezurayla önce 1 metrelik, sonra 2 metrelik, sonra da 3 metrelik kumaş ölçeceğim. 1, 2 ve 3 metrelik hatta bir de 4 metrelik ölçelim. 4 metrelik kumaş ölçeceğim. Bu mezuradan oluşan hatanın türü nedir diye sorduk. Ne dersiniz? Sabit, sistematik, sistematik, ben çözeyim mi? İyi dinle soruyu, bak. Şimdi, elimde 100 santimlik 1 metrelik bir mezura var. 1 metrelik özellik kumaş ölçerken, iyi dinle orayı, ölçerken bunu bir kere kullanacağım mı? Yani ne kadar eksik ölçme yapacak? 10 santim. Tamam, burada bir sıkıntı yok. 2 metrelik kumaş ölçerken bir tutacağım. Sonra kaldığım yerden bu mezurayı bir daha kullanmayacağım. 2 metre bir kullanacağım. Sonra kaldığım yerden bir daha tutacağım. 10 santim burada eksik ölçme yaptı. 10 da burada eksik ölçme yaptı. Toplam 20 santim eksik ölçme. Peki 3 metrelik özellik ölçerken ne yapacağım? Bir tutacağım. Kaldığım yerden bir daha tutacağım. Çünkü 1 metrelik normalde. Bir tane daha tutacağım. 10, 20, 30 santim hata. 4 metrelik özellik yaparken 1, 2, 3, 4, 40 santim mi? Bak
Ölçtüğüm özellik arttıkça karışan hata miktarı da artıyorsa ne tür bir hatadır? Sistematik bir hatadır. Gördün mü? Bak şöyle sorsa, iyi dinle. Şöyle sorsaydı. 100 santimlik bir mezura ile hep birer metrelik özellik ölçülüyor deseydi Bedriye hocamın dediği gibi, o zaman sabitti. Çünkü hep 10 santim, hep birer metre, hep 10 santimdi ya. Hep 10'du o zaman, sabitti. Ama şu anda 1 metrelik özellik ölçtüğümde 10, 2 metrede 20, 3 metrede 30, 4 metrede 40 santim hata yaptım. Oluşan hatanın türü nedir? Sistematiktir. Anlaşıldı mı? Mesela demin kefeli terazi niye sabitti? Kefeli teraziye bir kere kullandım. Birden fazla kez kullanmadım ki. 50 kilo ölçsem de bir kere kullandım. 60 kilo kullansam da bir kere. Hep 5'ti. O nedenle o sabit, hataya girdi. Peki. Yeni örnek. Yeni soru. İyi dinle soruyu. Kıl sorularım vardır. Yön bellidir demiştim Özer hocam. Yani arttırdığımın farkındayım demiştim. Orada da arttırdığımın farkındayım. 5 gram arttırıyor. Peki. Soru şu. Diyor ki, standart sapmanın sıfır olduğu bir grupta herkesin sınav puanına kendi puanının %10'u kadar ek yapmak ne türde bir hata oluşturur? Tekrar okuyorum. En büyük düşmanımız dikkatsizliktir. En büyük düşmanımız çok hızlı düşünmeye zorlanmamızdır. İyi dinle soruyu. Diyor ki, standart sapmanın sıfır olduğu bir grupta herkesin sınav puanına kendi puanının %10'u kadar ek yapmak ne tür bir hatadır? Sistematik diye cevap veren arkadaşlarımın tamamıyla küstüm. Konuşmuyorum. Niye? Neden? Abi ben sistematik hatayı anlatırken gidip de şöyle bir örnek verip o %10 örneğini verip aynı örneği size soru diye sorar mıyım? Allah'ını seviyorsan. O kadar düştük mü ya? Ya bak soruya dikkat et. Standart sapmanın sıfır olduğu bir grup. Ne demek? Sapıklık neydi? Bugün kısaca bahsetmiştim. Öğrenci puanlarının farklılaşması veya benzer olması değil miydi? Şimdi standart sapma nasıl sıfır olur? Herkes aynı puanı alır. O zaman sapıklık olmaz. Yani herkes 70 alır örneğin. Herkes 70 alırsa sapma diye bir şey olmaz. Herkesin sınav puanı %10'u 7'dir. Herkese 7 puan ek. Sabit hatanın ta kendisidir. Anladın mı? Ama bak soruyu şöyle yapsam. Bir öğretmen sınav puanının %10'u kadar ek yapmıştır. Ne tür hata? Sistematik. Niye? 50 alana %10 55. 60 alana 66. 70 alana 77. Sistematik hata. Tamam. Ama sapma aynıysa sapıklık yok. Biraz önce söyledim ya Hava hocam ilk derste. Sapıklık neydi? Öğrenci puanlarının yakınlığı veya uzaklığı. Eğer herkes yakın puan alırsa sapma küçük bir değer olur demiştim. Sapma sıfır nasıl olur? Herkes aynı puan alır. Daha yakın olamaz çünkü. Herkes aynı puanı aldığında sapma sıfırdır. Böylelikle de herkes 50 puan alır. Örneğin 50 puanın %10'u 5'tir. Ve herkese 5 puan ek yaptım, ne oldu? Sabit hata oldu. Tamam mı? Lütfen bak örnekleri iyi dinleyin. Benim örnekler çakal örneklerdir. Peki bir soru daha. Bak bu örnek de sıkıntılı. İyi dinle. Diyor ki bir KPSS'de girdiniz sınavda. KPSS'deki 7. sorudaki bilimsel bir hatadan dolayı sınava giren herkes o soruyu boş bırakmıştır. KPSS'deki 7. soruda yer alan bilimsel bir hatadan dolayı sınava giren herkes soruyu boş bırakmıştır. Yapılan hatanın türü nedir? Yazayım, hemen yazalım. Bir sınavda yer alan 7. sorudaki bilimsel hatadan dolayı sınava giren herkes bu soruyu boş bırakır. Yapılan hatanın türü nedir? Aha yazdım. Sınava giren herkes soruyu boş bırakır. Cevap. Tesadüfi hata. Süpersiniz. Bak tesadüf hatayan diyen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. İyi dinle. Şimdi diyor ki bazıları, ama hocam herkes soruyu boş bırakmış. Ya sınava hazırlayan öğretmen ben olayım. Ben olayım, ben hazırladım. Bilimsel hatalı soruyu bile bile mi yazarım? Yanlış soru yazayım, sürünsün çocuklar.
ben bilerek yanlış soru yazayım, hepsi yanlış yapsın, sürülsün. Bunu bilerek yapmam değil mi? Ben sınav esnasında o soruda bilimsel hata olduğundan farkında mıyım? Hayır. Yani hata esnasında kaynak belli değildir. Farkına varılmadan oluşmuştur. Tesadüf hatadır. Bakın, hata sorularında sırasıyla iki aşamadan gideceksiniz. Önce kaynağa bakacaksın. Kaynak belli değilse, herkes aynı etkide olsa, farklı da olsa tesadüfi bitti. Ama kaynak belliyse, herkes aynı etkiyi yaptı, sabit, kişiden kişiye değişti, sistematik olur. Burada da ben yanlış soruyu bilerek yazmam. Sınavdan sonra anlarım bunu, insanlar söyleyince. Ve derim ki, yanlış sorumu yazmışım lan derim, kaynak belli değildir. Ama bak, bunun sabit hata hali şöyleydi. Bir sınavda yer alan 7. sorudaki bilimsel hatadan dolayı, aynı buraya kadar, soru iptal edilmiş. Bak, bile bile iptal ettim artık. Ve herkese doğru kabul ettim. Bilinçliyim. Yanlış olduğunu kabul ettim. İptal ettim. Herkese doğru kabul ettim. Sabit hata oldu. Çünkü bile yapmıştım arkadaşlar. Ne yaptım onu çektirmeyi farkına vardı. Sonradan anlamış ya. Yaparken bilinçsizsem zaten o zaman... Zaten burada ne oldu biliyor musun Gözde Hocam? Sırasıyla iki hata kullanıldı. Sınav esnasında bilimsel hatalı sorunun olması tesadüf hatadır. Tamam. Sonra bunu benim fark edip iptal etmem de sabit hatadır. Önce tesadüf hata yaptım. O hatayı kurtarabilmek için, kendimi kurtarabilmek için de sabit hata yaptım. Yani hatayı hatayla kurtardım. O zaman da ne oldu? İki tane hatayı sırasıyla kullanmış oldum. Peki. Evet, şimdi size zirve soruyu okuyacağım. 2009'daki soru. Yani hani en iyi soruyu dedim ya, o soruyu okuyayım sonra hatta örneğini kapatırız. Bak, soru aynen şu. İyi dinle. Diyor ki, öğretmenler genelde söz dinleyen, kurallara uyan, işte öğretmenler gününde hediye veren öğrenci gruplarına daha fazla puanlar vermektedir. Bu öğretmenlerin yaptığı hatanın türü nedir dedi. Çok net değil mi? Yani çok net değil mi? Hemfikiriz değil mi arkadaşlar? Çok net ya. Bir gruba yüksek puan veriyor, diğerine vermiyor. Bir yanlılık söz konusu. Sistematik hata. Aynen öyle yani. Farklı bir şey düşünen varsa bile çok net. Peki. Hani bunun zirveliği nerede? Zirve soruyu da öyle dedim demin. Zirveliği nerede biliyor musun? Dinle. Dinle. O sene ÖSYM bu sorunun cevabına cevap anahtarında sabit dedi. Sabit hatadır bunun cevabı dedi. Sonra millet ayaklandı. Ya nasıl sabit olur? Cevap dedi çok net. Bir tarafa fazla veriyor, diğerine az veriyor. Yanlılık var, sistematik dedi. Mailler, telefonlar. ÖSYM bir hafta sonra açıklama yaptı. Basın duyurusu. Ana dedi, biz dedi cevap anahtarında hata yapmışız dedi. Sorunun cevabı sabit değil. Düzeltiyoruz. Sistematiktir dedi. Adam hata sorusunun içinde hata yaptı lan. Yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmeli soru böyle olur. Bak şimdi. Sorunun cevabı sistematikti. Onlar sabit dedi. Peki ÖSYM'nin yaptığı o hatanın adı neydi? Tesadüfi. Öyle değil mi? Üç hatanın üçünü de barındıran zirve sorudur. Hata ile ilgili yazılabilecek en iyi sorudur. Hatayı sorusunu hata yaparak sorarsan al sana zirve soru. İşte herif orada zirvede bıraktı. Ben böyle bir soru yazamazdım yani. Hani hata sorusunu hata yaparak sormak vallahi aklıma gelmezdi. Adam zirvede bıraktı olayı. Hata sorusunu hatayla sorunca yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeli soru yaptı. Ne oldu arkadaşlar? Size bir zirve soru oldu. İşte orada da bıraktı. Ondan sonra hatayla ilgili soru sormayacağım ben dedi. Kapattı mevzu. Buyur hocam. Buyur. Evet, hata yapan açısından bakacaksın. Sana söylemesi değil. Hata yapan kişi. Bile bile yapıyorsa kaynak belli. Farkına varmadan yapıyorsa kaynak belli değil. İşte zaten ince nokta oydu. Yani bilinçli bilinçli olmaması işte. Mesela bir öğretmen biraz önce ÖSYM sence cevap anahtarını bilerek mi yanlış yaptı? Hayır. Hata yaptığında bize bunu açıklanı bilerek yapmadı. Bu nedenle de ne oldu abi? Kaynak belli değildi. Öyle değil mi? Tesadüf hataydı yani. Tabii kaynak ölçme aracı da olabilir. Mesela sınav hazırlarım. O sorudaki bilimsel hata olması aslında ölçme aracından kaynaklanan bir hatadır Nazan Hocam. Çünkü soruda bir problem var. Ama ben senin kağıdını toplarken yanlış toplarsam bu da benden, ölçmeciden kaynaklanan bir hata olur. Ama ikisi de tesadüfidir. Farkına varmadan oluşur çünkü. Bilmeden yapıyoruz.
Evet, geldik güvenirlik geçerliye. Siz de zirvede bırakacaksınız diyor. Tamam hadi zirvede bırakalım dersiniz de. Ama burada kısa bir giriş yapmak istiyordum ya. Buyur hocam, buyur sor. Söyle. Dinliyorum. Seni bekliyorum sayın hocam. Ha, şu kağıtları okurken evet. Objektifliği arttırır, güvenirliği arttırır. Çünkü yanlış davranmıyorsa sistematik hatadan kurtarır. Tesadüfiden değil. Onu soruyorsan. Sen yazmadan ben lep demeden çorumu anlatayım sana. Sistematik hatadan kurtarır. Niye? Çünkü hani mesela Ahmet bilmem ne. Çocuğa kılım ben. Sevmiyorum. Derste böyle yaramazlık yapıyordu. İsmini kapattığımda eşşoğul eşek demeyeceğim. Ne yazdıysa ona göre puan vereceğim. Veya Ayşe bilmem ne. Mükemmel bir öğrenci. Derste çok parmak kaldırıyor. Derse katılıyor. Şimdi ister istemez ne oluyor? Ayşe'nin ismini görünce bu kız kesin iyi yapmıştır ya. Yani bu çocuk bu kadar çalışkan der ki deyince ne oluyor? İster istemez yanlış davranıyor. İsimleri kapattığımda sistematik hatadan kurtarıp objektifliği hem güveni hem geçerli arttırıyorsunuz da objektifliği sağlamaya çalışıyoruz ya. Mevzu oydu. Peki arkadaşlar güvenirlik ve geçer. Çok kısa 2-3 cümle söyleyeceğim. Bugünü kapatırız. Haftaya buraya derin derin taze taze somut somut canlı şekilde gireriz. Şimdi bir kere şunu söylemem lazım. Bakın. Bir teste 3 tane nitelik olur. Yo yo haftaya geçeceğim. Geçeceğim ya haftaya geçeceğim ama çok kısa bir giriş yapıyorum. Birisi güvenirliktir. Birisi güvenirliktir. Diğeri geçerliliktir. Bak geçerlilililili falan değil. Güvenirlik geçerli. Biz Fatih Yürek biz de güvenirlik geçerli. Bir de kullanışlı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 l
neler olabiliyor. Bakın, şu an slide'da yazdığım bu 3 kavram bir testin kalitesini ortaya koyar arkadaşlar. Yani sizin testinizin sonucunda o testin güvenilir, geçerli ve kullanışlı olduğunu biliyorsanız sonuçlarına sonuna kadar inanın, içiniz rahat etsin. Ama bir gerçek var. Bir testin olmazsa olmazı güvenirlik ve geçerliliktir. Bunlar olmazsa olmazımız. Mesela bak, bir test güvenilirdir, geçerli değildir ama kullanışlıdır. Testi çöpe atarız. Niye? Bak, geçerlilik bozuk. Veya bir test güvenilir değildir, çarpı ha bu, geçerli ve kullanışlıdır, test yine çöpe gider. Niye? Güvenilirlik bozuk. Ama bir test güvenilir, geçerliyken kullanışlı değilse o testi kullanabiliriz. Çünkü kullanışlılığın Türkçesi rahatlıktır. Maddi, manevi, ekonomik olursan rahat edersin. Soru sayısı azdır, işte ne bileyim fazla zaman olmaz falan. Ama biz önce kalitede güvenlik geçerliği önemsiyoruz. Aa, şunu söylemem lazım. Bak, bir test hem güvenilir, hem geçerli, hem de kullanışlıysa o testi de kullanamazsınız. Neden? Yanında yatarsın. Harika bir sınavdır. Onu müfettişe, müdüre saklarsın. Kıyamazsın. Bak, bir test hem güvenilir, hem geçerli, hem de kullanışlıysa of be, 10 numara bir sınavdır. Yani kullanmak ne kelime, yanında yatarız. Bunu şey yapacaksın. Hani küçükken eve uzaktan akraba geldiğinde yemek masasının üzerinde hiç görmediğin tabak çanaklar olurdu. Anne, burası bizim ev mi derdin. Annen ne yapmış? Vitrinden çıkartmış onları. İşte o da öyle. Hem test güvenilir, geçerli ve kullanışlıysa bunu özel günlere saklayacaksın hacı. Müdür müfettiş geldi mi al işte diyeceksin. Böyle olacak. Harika bir sınavdır çünkü. Bak, güvenilirlik deyince bizim aklımıza uyum gelir. Neyin uyum olduğunu söyleyeceğiz zaten. Geçerlilik deyince de amaç gelir. Uyum amaç bağlantısı. Mesela basit bir örnekle bahsedeyim size. Diyelim ki elimde bir fizik testi var. İçinde de 20 tane soru var. Fizik sınavı 20 soru. O 20 sorunun 20'si de birbirlerine benzer özellik ölçüyorsa sorular sence birbirleriyle nedir arkadaşlar? 20 soru birbiriyle uyumludur. Değil mi? Yani birbiriyle o zaman o test güvenilirdir, bitti. Uyumluysa bitti. Ama o fizik testindeki 20 soru fizik bilgileriyle değil de toplama çıkarma işlemi bilen herkes tarafından çözülebiliyorsa, yani matematik ölçüyorsa hepsi, sorular hala uyumlu, hepsi matematik ölçüyor, hala uyumlu, test hala güvenilir. Fakat amaca hizmet etmez. Çünkü ben matematik değil, fizik ölçmesini istiyorum. Kullanışla hiç alakası yok.
amaca hizmet etmez geçerli değildir. Veya bak şöyle düşün. Hani bayanlar diyor ya, bu adam çok güvenilir ya. Özlü sözlü bir, benimle uyumlu, tutarlı, bana uyuyor ama evlenmiyor benimle ya. Bak, herif güvenilir fakat geçerli değildir. Amaca hizmet etmez. İnşallah kullanışlı olur. O da önemli bir şey yani. Rahatlıkta bizim için lazım bir şey olacak. Hatta küçükken şey yapardık. Bakayım hatırlayacağım mı? Neyse bitireceğim bugün de. Böyle kolu uzatırdık. Buradan vururduk. Basardık buraya. Kaç çocuk oldu? Biliyor musun bunu? Böyle bir şey yapıyorduk ya. Lan bu neydi ya? Vallahi billahi. Şimdi bak ben yıllardır vuruyorum böyle elime. Basıyorum. Bana yıllardır 3 tane çıkıyor boncuk oraya sıktığımda. Yıllardır 3. Hep uyumlu. Güvenilir olabilir belki ama lan geçerli değil. Amaca hizmet eder mi ya? Buradan çocuk mu belli olur? Öğrencim biri vurdu. Hocam benden çıkmıyor dedi. Dedim ki eyvah. Yandın hocam sen. Neye yandın ya? Korkma ya. Ya bakın biz mesela mezurayla metreyle boy ölçersen güvenilir geçerli sonuç elde edersin. Ama mezurayla zeka ölçtün düşün. Kafama mezurayı sardım. O işte çapına göre çok zeki. Olmaz. Ne güvenilirdir ne geçerlidir. Bizim amaca hizmet etmesi gerekecek. Haftaya da bunlara yavaş yavaş derin derin gireceğiz. Hadi bu haftalık bu kadar olsun. Bu haftalık bu kadar. İyi bakın kendinize arkadaşlar. Dikkat edin. Görüşürüz haftaya kadar. Bir tekrar edersiniz zaten. Haftaya güvenlik diyeceğiz. Dikkat edin kendinize. Hayırlı akşamlar diliyorum. Haydi eyvallah arkadaşlar.